Pixar'da neler oluyor'a hoş geldiniz. Pixar Animasyon Stüdyoları ve Khan Academy işbirliğiyle. Ben Fran. Ben de Alex. Pixar'da neler oluyor serisinde sizlere filmlerimizi yapabilmek için gerekli olan becerileri tanıtacağız. Gerçek hayattan örneklerle bir sanatçının yaratıcılığının filme yansıması için teknik ekibi nasıl zorlu bir işin beklediğini ya da teknik arkadaşlarımızın yaratıcılığı ve sürekli gelişen teknolojik imkanlar sayesinde film yıldızlarının nasıl ilham alarak yeni fikirleri beyaz perdeye taşıdıklarını göreceksiniz. Tabii ki bu arada sanatçılarla, bilim adamlarıyla, animatörlerle, yazılımcılarla, modelleme uzmanlarıyla yani çok değişik insanlarla tanışacaksınız. İşin ilginç yanı ise bu insanların birçoğunun gündelik işlerinde aslında sizin şu an okulda öğrendiğiniz şeyleri kullanıyor olmaları. Ama burada okulda öğrendiğiniz bilgilerin havalı şeyler yaratmak için nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Derslere geçmeden önce Pixar'da işler nasıl yürüyor görmek ister misiniz? Hadi gelin bir göz atalım. Pixar'da hemen hemen her gün aynı anda birden fazla filmin birden fazla aşaması üzerinde çalışırız. Ama her şey bir fikirle başlar. Mesela oyuncak hikayesi işte bu şekilde başlamış olabilir. Çocuklar odadan çıkınca oyuncaklar canlanıyor. Sizinkileri bilmem ama benim oyuncaklarım canlıydılar. Her film bir hikayeyle başlar. Yönetmen ve senaristler basit çizimler kullanarak filmde ne olacağını belirlerler. Aynen bir çizgi roman gibi. Kesinlikle. Biz çizim yaparken prodüksiyon ekibi ve tasarımcılar filmin ortamını ve karakterlerini tasarlarlar. Onlar boyarken, tasarlarken ve modelleri yontarken bizim hazırladığımız görsel senaryo taslakları da editörlerin önüne gelir. Biz de bu çizimlere zamanlama, müzik, diyalog ve ses efektleri de ekleriz. Bu slaytlar prodüksiyon aşamalarından geçerken sahneler defalarca değiştirilir. Matematik ve bilim işte burada devreye giriyor. Sırada ne var? Yapım aşaması. Artık sinemada izleyeceğiniz filmi yapmaya hazırız. Ama her şeyin belirli bir sırası var. Önce teknik sanatçının filmi bilgisayarda nasıl yapacağına karar vermesi gerekiyor. 9 senedir buradayım ama hala çizimlerimizi nasıl film haline getirdiğimizi bilmiyorum. Her filme başlarken çok zor fikirlerle karşılaşıyoruz. Merhaba Galen. Merhaba. Oyuncak hikayesinden beri buradasın. Zorluklardan biraz bahseder misin? Oyuncak hikayesinde mi? Her şey, bak göstereyim. Oyuncak hikayesinde bütün süreci en başından tasarlamamız gerekti. Sevimli canavarlarda tüylü postlar ve kıyafetler, arabalarda üzerinde yansıma olan metal yüzeyler, gördüğün gibi her filmde yeni teknik zorluklarla karşılaşıyoruz. Ters yüzde parlayan parçacıklardan oluşan bir karakter vardı ve sadece bunun için bile bir sürü insanın uzun süre çalışması gerekti. Bu karakter neyden yapılmış? Karakterin şeklini noktacıklar ve ışık parçacıkları verecek. Bu göründüğünden çok daha zor. Bu gördüğünüz 17. versiyon. Unutmayın, karakterler hareket etmeli. Bunun için birinin gerekli kontrolleri de eklemesi gerekiyor. Kukla gibi değil mi? Evet, ama karakterin hareket etmesi için ipler yerine bir bilgisayar programı kullanılıyor. Yapım aşamasında sırada setler var. Yani Arabalar 2 filmi için bütün Londra'yı inşa ettiniz, öyle mi? Şimşek McQueen ve Mater şehirde hız yaptıkları için şehrin büyük bir bölümüne ihtiyacımız vardı. Bunun için binaların gerçekçi ama aynı zamanda birbirlerinden farklı görünmelerini sağlayacak bir yol bulduk. Ve bu sette sanal kameralarımızla gezerek yarattığımız çevreyi keşfederiz. Sırada animasyon var. Animatörlerin ne yaptıklarını biliyorum. Karakterlerin canlanmasını sağlıyorlar. Saçı ve kıyafetleri yok ama nasıl gerçekçi hareket ettiğini görüyor musun? Tabii saç ve kıyafet gibi şeyleri eklemek de sonraki aşamalarda bir başkasının işi olacak. Başkası derken aslında kendimi kastediyorum. Ve tabii ki de birlikte çalıştığım 20 simülasyon sanatçısı teknik arkadaşım. Senin yine mi tişörtün değişti? Burada filmdeki her şeyi gördüğünüz hale, yani son haline getirmemiz gerekiyor. Karakterlere gerçekçilik katacak olan doku ve yüzeyler gibi tüm ayrıntılar da dahil. Bir sonraki adımda ışıklandırma var. Size komik gelecek ama ışıklandırma departmanı oldukça karanlık. Başladığınızda hiç ışık yok muydu? Yoktu. Her ışık kaynağının teker teker sahne eklenmesi gerekiyor. Mesela sadece bu görüntüde 230 farklı ışık var. Son olarak her şeyin bir araya geldiği render çiftliğine geliyoruz. Biliyorsunuz, bir film birçok film karesi ve seri halinde birbirini takip eden görüntülerden oluşur. Her saniyede tam 24 kare vardır.
İşte burası da bu film karelerini oluşturduğumuz yer. Her şey burada bir araya gelir. Sanat, matematik ve bilim. Tek bir karenin son halini alması 24 saatten fazla zaman alabiliyor. Ve bu sadece bir kare. Ayrıca hiçbir problemle de karşılaşmadığımızı varsayıyorum. Bir filmi oluşturan karelerin son halini görmek kadar güzeli yok. Hatta artık nasıl yapıldıklarını da bildiğim için yaptığımız işte çok ama çok gurur duyuyorum. Pixar'daki turumuzu tamamladığımıza göre artık geri dönüp bir ders seçmemizin zamanı geldi. Neyi denemek istersin? Kombinatörik kullanarak bir robot yapmayı öğrenmek istiyorum. Çok ilginç, öyle değil mi? Peki set ve sahnelemeye ne dersin? Ya da inanılmaz ailenin animasyonlarına göz atalım mı? Harika bir fikir. Her zaman animasyon yapmak istemişimdir.